Evet, basın özgürlüğü bu kürsüde en çok tartışılan meselelerden biri. Çünkü basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz temellerinden birini oluşturuyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü yoksa dördüncü güç olarak nitelendirilen basının iktidarları denetleme hakkı ve yetkisi tümüyle ortadan kaldırılmış demektir. Peki bizde basın özgürlüğü var mı? Eminim herkes içinden belki gülümsüyordur. Basın özgürlüğü mü dediniz? Tabii ki yok. Burada artık basın özgürlüğünün yeri basmayın özgürlüğüyle yer değiştirmiştir. Basın çalışanların hakları, güvenceleri, bunları şüphesiz çok uzun konuşabiliriz. Ama bu konuda bir milat var. 2004 yılında Pamukova'da bir hızlı tren kazası olmuştu. Orada Ulaştırma Bakanı istifa edecek mi şeklindeki bir soruya dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir soru sormuştu. Sen hangi gazetedensin diye 2004 yılında bir soru sormuştu. Ve bu otosansür uygulamalarına adeta bir milat olarak tarihteki yerini alıyor. Ve bugün de basın yayın mensupları artık yetkililere, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve ilgili bakanlara soru soramıyor, sordurtulmuyor. Ve bu konuda yine temel otosansür ve basın basmama özgürlüğü 20 Temmuz 2015 yılında 1 Haziran'dan sonra katliam, Suruç katliamından sonra patlamaya ilişkin görüntülerin engellenmesi için internet yasakları başladı. O zaman internet yasakları çok güçlü bir şekilde yine maalesef dağarcığımıza girdi. Hemen akabinde birçok gazeteci, basın yayın mensubu mesnetsiz bir şekilde gözaltına alındı ve tutuklanmaları başladı. Can Dündar, Erdem Gül çokça tartışılsa da bugün yüzlerce basın mensubu hala cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. Arzu Yıldız'ın durumu oldukça ilginçti. MİT tırlarıyla ilgili haber yaptığı için kendisine ayrıca annelikten men cezası bile verildi. Bu kadar ileri gidildi. 28 Şubat'ta 668 sayılı KHK ile birçok basın yayın kuruluşunun kapısına kilit vuruldu, kapatıldı. İMC TV Türksat uydusundan çıkarıldı ki milyonlarca izleyicisinin olduğu herkes tarafından biliniyor. Haber alma hakkı açıkça gasp ediliyor ve vatandaşın gerçekleri öğrenmesinin önünde iktidar bir zırh görevi görüyor. Peki bununla birlikte sınır tanımayan gazetecilerin raporları ne diyor? RSF'nin 2016 Basın Özgürlüğü Dünya Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 151. sırada. Ve bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok daha fazla artmıştır. Bunun hepimiz farkındayız. Peki tutuklu gazeteci sayısı niye 3 olarak yanıt verildi? Bunu da Adalet Bakanı'na bir kez daha sormak istiyoruz. Sorduğum bir soru önergesine tutuklu gazeteci sayısını söylemekten bile imtina edildi. Şimdi 143 gazeteci tutuklu, dün akşam da 3 gazeteci daha maalesef cezaevine gönderildi ve bu dünyadaki tutuklu gazetecilerin yarısına tekabül ediyor değerli arkadaşlar. Bu çok ciddi bir rakamdır ve bunu çok büyük bir özenle tartışmamız gerekiyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre 2016 yılında çok vahim rakamlar var. 3 medya mensubunun öldürüldüğü, 80 medya mensubunun tutuklandığı, 299'unun gözaltına alındığı, 32'sinin darp edildiği, şiddete uğradığı ve bu rakam çok uzun, zamanı kaybetmemek için okumayacağım. 624 basın kartı iptal edildi ve 32 parlamento kartı iptal edildi. Ve hala maalesef dünyadaki tutuklu gazetecilerin yarısı Türkiye'de tutuklu durumda bırakılıyor. Peki buna sansür diyebilir miyiz? Hayır. Artık basına sansür, sansür olmaktan çıkmış, basına darbe halini almıştır. İktidar yanlısı gazeteler, basın yayın kuruluşları istedikleri yayınları yaparken muhalif gazetecilik, basın yayın mensubu olarak çalışmalar tümüyle iktidarın iki dudağı arasındaki sözlere bağlanmıştır. Basmayın özgürlüğü sınırsız bir özgürlüğe dönüşmüştür. Bir de medya yargı ayağı var.
Bu çok daha vahim. Gerçekten bu konuda o kadar çok vahim tablolar ortaya çıkıyor ki, öyle bir durumdayız ki artık gerçekten davaların detaylarını Anadolu Ajansı'ndan ve medya yayın yandaş medyadan alabiliyoruz. Dün eş genel başkanlarımız hakkında açılan dava daha avukatlara iddianame verilmeden, iddianame kabul edilmeden aynı dediğim medya tarafından basına servis edildi ve bu şekilde bir algı yaratılmaya çalışıldı. Bu dönemin aktörleri artık gazeteciler değil, medya memurları oldu. Medya memurları verilen talimatları olduğu gibi yerine getiriyor. Bizim hakkımızda, Halkların Demokratik Partisi hakkında son bir yılda sadece yalan haberlere, asılsız haberlere dönük gönderdiğimiz tekziplerin hiçbiri yayınlanmadı değerli milletvekilleri. Burada önemli olan ilkeli doğru haber değil, gerçekten iktidarın ve sarayın medya memurlarının olur vermesiyle mümkün oldu. Şimdi bu köşe yazıları da ayrı bir tartışma konusu. Gerçekten köşe yazarı taklidi yapan o kadar çok yazarım diye ortada dolaşan insan var ki, bunlar köşe yazısı falan yazmıyorlar. Tabii ki taklit yapıyorlar. Bunlara da köşe yazarı taklidi demek herhalde doğru bir niteleme olacak. Burada yazdıkları yazılar sebebiyle yaptığımız suç duyurularının hiçbirine, değerli milletvekilleri yanlış duymadınız, hiçbirine soruşturma açılmadı. Hepsi takipsizlik kararıyla sonuçlandı. O kadar ağır hakaretler, ölüm tehditleri var ki bu köşe yazarı taklidi yapanların yazılarında, yargı da bunlara çanak tutuyor. Peki bu durumda her sıkışıklıkta, bir de HDP'ye yönelik operasyonlarda sosyal medya yasaklanıyor. Eş genel başkanlarımızın alındığı dönemde ve belediye başkanlarının alındığı dönemde her yerde sosyal medya engellendi. WhatsApp ve Telegram kullanılması bile yasaklandı. HDP'li vekillerin burada koyduğumuz bizim arkadaşlarımızın fotoğrafları bile sansürlendi. Ve burada bir diğeri HDP'nin genel merkezine gazeteciler alınmayacak kadar büyük bir basmayın özgürlüğü yapıldı. HDP'ye ambargo almış başını gidiyor. Zaten televizyonlara çağrılmıyoruz, davet edilmiyoruz, iradi olarak değil. Birilerinin talimatıyla HDP'lilerin, milletvekillerinin televizyonlara çıkması yasaklanmış. Bu da yetmiyor, aradığımızda canlı yayınlara alamıyoruz diyorlar. Ama hemen akabinde iktidar partisi milletvekilleri çıkıp orada HDP hakkında atıp tutuyor. 1,5 yıla yakın bir süreçtir her akşam neredeyse HDP'siz HDP tartışılıyor, yargılanıyor. Tek bir amaç var, halka HDP'yi farklı göstermek, yanlış yalan politika üzerinde halkın iradesini ve oylarını etkilemek. Buradan şunu söylüyoruz, eğer gerçekten düşüncelerinize güveniyorsanız, eğer doğru bir hattaysanız, her zaman söylediğimiz bir şeyi bir daha söylüyoruz. Hodri Meydan, istediğiniz milletvekilimizle, İçeriye kapattığınız, rehin aldığınız eş genel başkanlarımıza çıkalım televizyonlarda, 79 milyonun gözü önünde tartışalım. Kim haklı, kim haksız hepimiz görelim. Eğer kendinize güveniyorsanız bu çağrımıza yanıt verirsiniz. Anayasa Komisyonu'nda da söyledik. Eğer değişiklik teklifinize güveniyorsanız neden bizim çıkışımız yasak? Neden sizin çıkışınız her gün özgürce tuttuğunuz memurlar vasıtasıyla anayasa değişiklik teklifi savunuluyor? Biz de gidip savunalım düşüncelerimizi. O zaman millet kararı gerçekten karar olsun. Karar niteliğine bürünsün. Ama yok. Tek taraflı bir propaganda yapacağız, istediğimizi söyleyeceğiz. Karşıdaki kendisini savunamayacak bile, düşüncelerini ifade edemeyecek. Buna da diyeceksiniz ki, vallahi millet karar verdi. Millet kendisine sunulan doğrultusunda karar verecekse, burada büyük bir adaletsizlik var. Sevgili Ahmet Şık'ın bu konuda biliyorsunuz, o da cezaevine gönderildi. Bir sözü var, onunla bitirmek istiyorum. Kendisi der ki, tüm meslek yaşamım boyunca siyasi rengi ne olursa olsun her türlü iktidar ve güç odağını gazetecilik yaparak rahatsız etmeye çalıştım. Gazetecilik faaliyetlerim nedeniyle her devrin kötüsü olmayı başardım. Bu benim onur nişanımdır. Buradan bakarsanız haklısınız. Bir örgütüm var.
Adı hakikat. Sırtını dayadığım bir güç var. Onların adı da... Tamamlayın lütfen, bir dakika. Sırtımı dayadığım bir güç var. Onların adı da hakikati bilmesi gerektiğine inandığım halkın kendisidir. Bu basına darbe halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Halkın karar verirken kıyas yapma, yorum yapma, vicdanının sesini dinleme, adil karar verme hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu eşitsizlik kamu vicdanını yerle bir etmiştir. Ve gerçekten anayasa değişikliği döneminde eğer basına darbe bu şekilde devam edecekse hiç kimse milli iradenin şekillenmesinden söz edemez, bunu tartışamaz. Birilerine yasak, daha dün halk evleri üyeleri başkanlığa hayır dediği için gözaltına alındı. Bunu reddediyoruz ve hepinize hayırlı günler diliyorum gerçekten. Son İki ayın en güzel kelimesi hayır olacak. Çünkü reddetmek kazanmanın başlangıcından biridir diyorum. Hayırlı günler sizlerin olsun diyorum. Saygıyla selamlıyorum.